Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ADP 2360 alçaltıcı bir DC-DC çevirici üzerine birkaç hususu anlatmak istiyorum. ADP 2360 giriş gerilim değeri artı 8 artı 16 volt arasında değişen bir gerilim spektrumunu çıkışta sabit bir değere indirgeyerek bizim elektronik dünyasında çeşitli uygulamaları sağlayan bir devre elemanımız. Bu video gerçek gerilim kaynaklarını doğru tasarlayabilmek adına parazitik etkilerin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla çekildi. Bir DC-DC çevirici belli bir aralıktaki gerilim değerinde çalışabilmeli. Pratikte istediğimiz bu. Ve istenilen çıkış gerilimi ve çıkış akımını üretebilmeli. Dolayısıyla burada kaynaktan hem destek kondansatörümüze hem de alçaltıcı DC-DC çevirici üzerinden yükümüze giden akımı ve yük üzerinde istediğimiz 3,3 voltu bize sağlayabilmeli. Genelde giriş gerilimi belli değer aralığında olmalı dedik. Örneğin artı 8 ile artı 16 volt ve optimal olarak bu farklı yüklerde çıkış gerilim ve çıkış akımına bağlı olarak ADP 2360'ın en uygun, en optimal noktada verimin ne yüksek olduğu nokta belirlenebilir. Örneğin 12 volt giriş gerilimi ve 3,3 volt çıkış geriliminde biz maksimum verimi elde ediyor olabilelim. Öte yandan bir DC-DC çevirici için sadece giriş gerilimini göz önüne tutmak ne yazık ki yetmiyor. Burada şekil 1'de görüleceği üzere bizim DC kaynağımız bu noktada bir transistör veya bir MOSFET, kısaca biz bunu anahtar diyelim. Bu anahtara bağlı. Bu anahtarın iki durumu söz konusu, bildiğiniz üzere ya açık ya kapalı. Örneğin anahtar artı 10 volt ile kapısına yani gate'ine artı 10 volt ile açık duruma, 0 volt ile de kapalı duruma getirilmiş olsun. Açık ve 0 voltta anahtarımızı kapatmış olsun. İstenilen şu, 0 volt ile 10 volt arasındaki sürenin mümkün mertebe kısa olması. İdealde belki bu anahtar aç dediğimiz anda açılmıyor veya kapa dediğimiz anda da kapanmıyor. Belli bir süre geçiyor. Dolayısıyla anahtarlama kayıplarını azaltmak için kırmızı çizgi bizim anahtarlama kayıplarımızın yeşil eğriye göre daha az olduğu bir durum. Yani anahtar çok hızlı bir şekilde açmalı ve çok hızlı bir şekilde kapamalı ki bu sürede bu eğim üzerinde gerilimin yavaş artması, dolayısıyla yük üzerindeki akımın da yavaş azalması anlamına gelecek. Ve ikisinin çarpımı olarak da biz kayıp gücü hesaplıyoruz. Bu anahtarlamalar çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeli. Bunun bir dezavantajı da var. Elektromanyetik emisyonlar açısından bir gerilimin minimumdan, örneğin 0 volttan artı 10 volta dU bölü dt, yani çok hızlı bir şekilde değişmesi, bu değişimin hızlı olması elektromanyetik kirlilik açısından bir dezavantaj. Ama burada biz giriş geriliminin mümkün mertebe
anahtarlama hızına bağlı olarak nasıl değiştiği konusuna bakacağız. Yine öte yandan her gerilim kaynağı böyle bir hızlı anahtarlama sonrasında meydana gelebilecek darbeli akım, yani buradan akan akımın ideal bir yük olduğunu, dirençten oluştuğunu düşünelim. Burada meydana gelecek akımımız da çok hızlı bir şekilde yükselen ve azalan darbeli akım diye tabir ettiğimiz bir dalga formu olacak. Böyle bir akımı istediğimiz devreye sağlayabilecek bir gerilim kaynağı olmayabilir, mevcut olmayabilir. Sonuç olarak giriş geriliminde çökmeler meydana gelecek. Bu akımı çok kısa bir sürede gerilim kaynağından almak istediğinizde buradaki gerilim örneğin 12 volt olmuş olsun. Bu süre içerisinde 11 volt veya 10,5 volt buradaki gerilim kaynağının karakteristiğine bağlı olarak değişecek. Dolayısıyla bu gerilim çökmeleri aslında arzu edilen bir şey değil ama gerçekte de bundan kaçamıyoruz. Bunu en düşük düzeyde tutmak için direkt DC-DC çeviricimizin hemen girişine bu darbeli akımı meydana geldiği noktaya bir destek kondansatörü ekliyoruz. Bu kondansatör bize neyi sağlıyor? Bu akımdan sonra bu akımın sonucu meydana gelebilecek çökmeleri minimum düzeyde tutmak. Değeri ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Fakat maliyet ve yer kaplama açısından bu C-in dediğimiz kondansatörün de maksimum alabileceği bir değer var. Bunu kontrolünü sağlayan mühendisler bu parametreleri göz önüne bulunarak optimum bir değere varabiliyorlar. Peki gerçek hayatta durum nasıl? İdeal devreden parazitik etkilerin de meydana geldiği gerçek durumda ise bizim gerilim güç kaynağımızın bir iç direnci var. Dolayısıyla bu akım iç direncin üzerinde de bir kayıp meydana getiriyor. Isı olarak bunu göstermeye çalışalım. Pek benzemedi. Gerilim kaynağı ile yine devremiz arasında bir iletken mevcut ve bu iletken de kayıpsız değil. Burada görmediğimiz ama gerçek hayatta iletkenin bir endüktansı, parazitik kaçak endüktansı, bir iç direnci ve yine gösterilmemiş ama hemen çizelim. Yine toprağa göre kaçak kapasitansı bulunan bir iletken olduğunu düşünelim. Bu durumda işler değişiyor. Bu durumda bizim anahtarlama sonucu elde etmek istediğimiz gerilimin karakteristiği artık kırmızı değil, kırmızıdan yeşile doğru dönmeye başlıyor ve dolayısıyla kayıplarımız da artıyor. Devre nasıl çalışıyor? Buradaki anahtar ile bir numaralı anahtar diyelim. Buradaki iki numaralı anahtar aynı anda açık olmamalı. Dolayısıyla aynı anda açık olduğu durumda akım yola çıkacak. MOSFET'in üzerinden geçecek. Eğer bu da açık duruma getirilirse adeta gerilim kaynağını kısa devretmiş olacağız. Dolayısıyla bu tehlikeli. Kontrol mekanizması şöyle çalışmalı. Bir açıkken iki kapalı, bir kapalıyken iki açık olmalı. Bir açık, iki kapalıyken bir açık, iki kapalıyken ki durum akım yola çıktı. Bu kondansatörü önce bir şarj etti.
aynı zamanda birinci MOSFET'in üzerinden geçti ve kondansatörümüzü, çıkış kondansatörümüzü de şarj etti. Eğer yükümüz varsa ona da istenilen akımı sağladı ve devreyi tamamladı. İkinci durumda, yani birinci transistör kapalı ve ikinci transistör açık olduğu durumda akım, darbeli akımımız artık sıfır oldu. Fakat çıkıştaki endüktan bobinimizin üzerine meydana gelen enerji yine ikinci transistörün üzerinden devreyi tamamlayarak yükü beslemeye devam etti. Yani akım hiçbir zaman sıfırın altına düşmedi. Yük akımı hiçbir zaman sıfırın altına düşmedi. ADP 2360'ın eğer veri dosyasına bakarsanız aşağı yukarı böyle bir iç yapısı var. Akım yola çıktı. Birinci MOSFET açıktı. İkinci MOSFET kapalıydı. İkinci duruma da bakalım hemen. İkinci durumda bobin enerjilenmişti ilk durumdan sonra ve tekrar ground üzerinden devreyi tamamladı. Bunun olması için gerekli olan birçok parametre göz önüne bulmuş. Yüksek gerilim, yüksek akım, belki sıcaklık sensörü de eğer eklenirse devre içerisine. Dolayısıyla devrenizin bozulabilme ihtimali çok çok düşük olacak. Yani nasıl bir yükü beslemek isterseniz isteyin, devre kendi içerisinde yeterli kontrolle korumaya devam edecek. Peki bunu gerçek hayatta uygulamadan önce simüle etme şansımız var mı? Evet var. LTSpice ile güç elektroniği konusunda bu zamana kadar belki yapılmış en verimli simülasyon programı. Birçok simülasyon üreticiler tarafından da bunda gerçekleştiriliyor. Kontrol algoritması daha iyi bir hale getiriliyor ve ondan sonra uygulamasına geçiliyor. Parazitik etkiler burada göz önüne alınmadığı için bakın belki dikkat etmiş olacaksınız. Buradaki C-in giriş kondansatörü bu devre içerisinde mevcut değil. Şu alan içerisinde herhangi bir destek kondansatörü, gerilim kaynağını destekleyecek bir kondansatör bulunmuyor. Çünkü parazitik etkiler göz önüne alınmamış. Eğer bunları da göz önüne almak istiyorsanız ve gerçeğe daha yakın bir tasarım yapmak istiyorsanız bu şekil 2'deki devreyi simüle etmeniz yararlı olacaktır. Herhangi bir soru veya öneriniz olursa videonun altında bir link bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Seyrettiğiniz için teşekkürler.